Atlantik. Peki, şimdi bir giriş yapacağım. Sonra Hüseyin'e sözü vereceğim. Biraz da ben bir katkıda bulunacağım ama önce bu toplantılar hangi amaçla yapıldı bir hatırlatayım. Şimdiye kadar ne yaptık ve bu toplantıda da ne yapmaya çalışıyoruz? Bir çerçeve metnimiz vardı. Onu bir hatırlatayım size. 12 Ocak gibi Ahmet Asena ve Mevlüt Ülgen MYK'da görevlendirildi ve tematik toplantılar için Yeşil Sol Akademi'nin çatısı altında ortak bir çalışma olarak tematik toplantılar başladı. Amaç bu tematik seri için genel amaç ve yöntem önerisi şuydu. Esas olarak küresel yeşil politikalar hakkında ortak bilgilenmeyi ve değerlendirmeyi hedeflemek. Yani didaktik bir bilgi aktarımından ziyade dünyada var olan yaklaşımlar, somut konulara ilişkin politikalar ele alınarak bir değerlendirme yapmak, tartışma ve sonuç çıkarılmasına uygun bir yöntem bulunmaya çalışıldı. Konular önceden duyuruldu. Kısa sunumlar için iki ya da üç arkadaş görevlendirildi. Yorum ve değerlendirmeler alındı katılımcılardan ve tartışmaya açıldı. Şimdiye kadar dört toplantı yapıldı diye hatırlıyorum. İlk iki toplantı Avrupa Yeşiller Partisi'nin örgüt yapısı, üyeleri, temel politikaları, sektörel politikalar ve kararlar üzerineydi. Arif Alicango ve Ahmet Asena tartışmanın kolaylaştırıcılığı rolündeydiler. Sonra Nermin Biter ve Ahmet Asena ekoloji ve iklim mücadelesindeki akımlar üzerine bir toplantı yaptılar, üçüncü toplantıyı. Şimdi bu toplantıda benim anladığım yine de koordinasyonda Ahmet'le Mevlüt var da bu serinin son toplantısı. Ülkemizde yani Türkiye'de mevcut akımlar, bu akımların zaafları, neler yapıyorlar, neler yaptılar, politikaları, örgütsel yapısı gibi çeşitli başlıklar önerilmişti çerçeve metinde. Bize bu ön tartışmayı açmak için kolaylaştırıcılık görevi verdi bu arkadaşlar. Hüseyin'le konuştuğumuzda mevcut akımları Türkiye'de 70'lerden bu yana işte ne zamandan başlatıyor tam emin değilim Hüseyin de. Türkiye'deki ekolojik akımları, çevreci akımları bir anlatacak. Bu bayağı sürer aslında ama yine de yarım saatte sınırlamaya çalışacak kendisini. Sonra ben bir miktar politikalar, örgütsel yapı, yaşadığımız sorunlar meselesinde iklim krizi çalışma grubu, iklim adaleti koalisyonu ve şeyi anlatmak istiyorum. Bu kazma bırak kampanyasına. Yani bizim yaptığımız şu 2 yıl, 8 ayda karşımıza hani hangi perspektifle çalıştık? Ne tür zaaflarımız vardı? Ne tür çözümler ürettik? Örgütsel yapı olarak ne tür örgütsel yapılarla çalışıyoruz? Karşımıza ne tür sorunlar çıktı falan. Bunları daha pratik bir zeminde anlatmaya çalışacağım. Ben bir 15 dakika diye düşünüyorum inşallah. Bir slaytsa böyle başlıkları yazdım. Beni Hüseyin uyarır, ben de Hüseyin'i uyarırım. İzniniz varsa Hüseyin'le başlayalım. Şu mevcut akımları Türkiye'de ne var ne yok meselesini Hüseyin'den dinleyelim. Uygun mudur? Bir yönteme ilişkin öneri, soru, katkı var mı? Yoksa başlıyoruz Hüseyin. Buyur Evet. sendeyiz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet, yani biz ekolojik akımları geçen toplantılarda biraz tartışmıştık ama ben şimdi Türkiye'deki duruma ilişkin yani ne kadar özetleyebilirim? Çünkü bu tartışmalı bir konu ve tartışılmaya da muhtaç bir konu aslında. Bu bizim açımızdan da önemli. O nedenle hani mümkün olduğu kadar özet geçmeye çalışacağım ama dediğim gibi eğer yarım saate sığdırabilirsem bence de güzel bir şey olabilir ama dediğim gibi Çiğdem uyarırsa iyi olur. Şimdi tabii ekolojik hareketleri tanımlamak için bunu doğuran gelişmeler var. Ben bunu çok özet geçeceğim. Belki çoğu hepimizin aslında çok bildiği konular olabilir ama özet geçmeye çalışacağım. Yani içinde bulunduğumuz dönem ekolojiye, doğaya yönelik saldırıların hani neredeyse diyeyim eko kırıma dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi bu kapitalist sanayileşmeyle birlikte
kentleşmenin ve buna bağlı olarak üretim ve tüketimin hızlı artması emeğin ve doğanın daha fazla sömürülmesine yol açmış durumda. Öyle ki bu durum tüm dünyayı etkisini altına alarak canlı yaşamanı tehdit eden küresel ölçekte bir ekolojik krizi yaratmış. Ve biz artık bugün yaşadığımız dönem itibariyle bir krizden söz edebiliyoruz. Şimdi gelişmiş kapitalist ülkeler ile yoksul ülkeler de bu ekolojik sorunlar ve bunların etkileri de doğal olarak hepimizin yaşadığı gibi farklı yaşanıyor. Şimdi gelişmiş kapitalist ülkeler kirliliğe neden olan bazı iş kollarını, yani bu çimento, petrokimya, otomotiv gibi bazı iş kollarını bizim gibi emeğin ucuz olduğu geri bıraktırmış ülkelere kaydırdılar. Şimdi böylelikle ikili bir durum söz konusu oluyor. Hem ucuz iş gücüyle karlarını artırıyorlar, hem de ortaya çıkan kirliliğin yarattığı sorunları bizim gibi az gelişmiş ülkelerin insanların sırtına yüklüyorlar. Şimdi aynı zamanda sadece bu kirli iş kollarının bizim gibi ülkelere aktarılmasının yanında yine gelişmiş kapitalist ülkelerin tüketim ihtiyaçlarının önemli kalemleri arasında yer alan ve sanayilerin ham maddesi olan pek çok maden ya da doğal zenginlikler de yine bizim gibi az gelişmiş ülkelerden karşılanıyor. Bu durum da aslında giderek doğanın talanını da bizim gibi ülkelerde daha fazla artmasına yol açıyor. Keza aynı şekilde yine ormanların gelişmiş ülkelerin orman ürünleri ihtiyacı da yine bizim gibi ülkelerde karşılandığı için de giderek bir ormansızlaşan dünyaya doğru yol alıyoruz. Şimdi asıl bugün içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi tüm dünya için enerjinin önümüzdeki dönemin en önemli sorunu olarak görülmesindendir. Çünkü bugün kullandığımız teknolojik ürünlerin büyük kısmı ya elektrik ya da petrolle çalışıyor. Elektrik enerjisi üreten barajlar, yapıldıkları yerin iklimi de dahil her türlü yeraltı ve yerüstü dengesini bozuyor. Yine enerji kullanmak için termik santraller doğaya saldıkları külleri ve atıklarıyla tam bir çevre katilleri durumundalar. Elektrik elde etmenin bu iki yoluna alternatif olan veya öyle gösterilen nükleer santraller ise, yani henüz daha biz ülkemizde yaşamadık ama hiç de onlardan az tehlikeli değil. Bu santrallerin oluşturduğu radyoaktif atıklar özellikle saklanması ve kontrol edilmesi bir tarafa, yine yüzyıllarca hatta binlerce yıl doğaya zarar veren özellikleri koruyorlar. İşte bu noktada yine yoksul ülkelerin haklarının sırtına yıkılan bir başka ekolojik bela ortaya çıkıyor. Bu da bu nükleer atıkların yasal olmayan yollar veya ülke yönetimlerinin olurlarıyla, yani yasal diyelim buna, belli bir ücret karşılığı bizim gibi ülkelerin topraklarına ve ya da sahillerine gömülüyor. Her ne kadar Türkiye'de dedik bir nükleer santral yok ama nükleer atıkların olduğunu işte biz İzmir'de, Gazemir'de bir eski kurşun fabrikasının bahçesinde gördük. Bu görünen kısmı, ki hani hepimiz de tahmin ediyoruz ki Türkiye'nin de değişik yerlerinde bu tür nükleer atıkların olabileceğini tahmin edebiliriz. Yine keza bu fosil yakıt tüketimi ya da nükleer santrallerin karşısında daha temiz enerji diye değerlendirilen jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerji sistemleri de aslında daha değişik yönleriyle doğaya zararlarının olduğunu, en azından son dönemde arttığı için bunlar yaşıyoruz. Şimdi bütün bunlar ele alındığında maden, enerji, çimento, taş ocakları eliyle ülkenin dağları, ormanları, dereleri, gölleri, denizleri ağır bir saldırı altında. Şimdi böyle bir yoğun saldırı olduğunda tabii ki doğal olarak beraberinde de bu saldırılara karşı toprağını, havasını, suyunu korumak isteyenlerin bir mücadeleleri söz konusu. İşte bu mücadelelerde ekolojik hareketlerin ve akımların ortaya çıkmasına yol açıyor. Şimdi geçmiş iki toplantıda ekolojik akımlardan söz ettik. Yani ben buna çok detaylı girmeyeceğim ama yani sadece bir söz edip geçeceğim ki bu akımların Türkiye ile bağlantısını kurmamız gerekiyor. Şimdi bu akımlar işte çevre korumacılıktan radikal ekolojiye,
derin ekolojiden ekososyalizme, toplumsal ekolojiden ekofeminizme karşı birçok akım sayılıyor. Bu akımlar sadece sorunlara bakış açılarında değil, aynı zamanda ekolojik krizlerin nedenlerinin neden kaynaklandığını ve bunların insan ve toplum modellerinde de, önerdikleri insan ve toplum modellerinde de farklılık gösteriyor. Bu akımların genel yaklaşımlarını geçmiş toplantılarda tartıştığımız için ben şimdi bunu bu kısma girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim ki aslında bu akımların her birinin olumlu ya da eksik yanları var. Bunu daha geçmiş tartışmalarımızda gördük. Hani bize düşen görev Yeşil Sol Parti olarak bu akımların olumlu yanlarını geliştirmek ve partinin bir ekolojik politikasını güncellemek diye söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de ekoloji ve çevre hareketleri konusunu asıl konumuz bu. Şimdi burada ekoloji mi çevre mi desem hangisi olacağı konusunda hani bir tereddüt yaşıyorum. Bunu şöyle şuna benzetiyorum aslında. Ben hani geçmiş eski arkadaşlarımız bilir. Geçmişte biz işçi sınıfı proleter arasında farklar tartışırdık, bulmaya çalışırdık. Hani işçi sınıfı kendiliğinden olması, işte proleter işçi sınıfı bilincine sahip olması gibi. Aslında hani böyle çevreyi de biraz böyle değerlendirir. Çevre ekoloji meselesinde böyle değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum ama ben şimdi Türkiye'deki çevre hareketlerini daha çok 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve güncel çevre sorunlarını dile getiren protesto ve örgütlenmeyle birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de aslında belli bir döneme kadar bu hareketleri bir çevre hareketi olarak değerlendirmekte yara var diye düşünüyorum. Tabii yine tartışabiliriz bu konuyu. Evet, dediğim gibi Türkiye'de aslında kapitalizmin işte sözünü ettiğim bazı sorunları bizim gibi ülkede taşımasıyla birlikte işte ekolojik sorunlar da gündeme gelmeye başladı. Bu mücadeleleri aslında biz işte ekolojik mücadele ya da çevre mücadelelerini 70 yıllara kadar götürebiliriz. Daha öncesi de gidebilir ama hani orada belirgin bazı şeyler var. Bunlar bir tanesi mesela 1975'te Murgul'da bakır işletmelerinin yine Samsun'da yine bakır tesislerinin yine 77'de mesela Elmadağ'da hatırlanan kadarıyla barut ve çimento fabrikalarının çevreye ve tarımsal üretime verdiği zararları yöre halklarının protestosu o dönemlerde bir öne çıkan bir durumdu. Ama hani biz daha çok sol hareketler ekoloji konusunda bir duyarlılığı olmadığı için belki sol hareketleri buna şeyi de pek şey olmadı. Sadece işte o yöre halkının tepkisiyle gelişen bir durum oldu. Yine 77-79 yıllarında arkadaşlarımız bu önemli bir kısmı hatırlayabilir. Mesela Akkuyu'dan nükleer santral yapımı gündeme geldiğinde yöre halkıyla çeşitli nükleer karşıtı kuruluşların gerçekleştirdiği protestolar ve hazırlanan raporlar da aslında Türkiye'de geniş katılımlı ilk çevreci protestoda söylenebilir. Akkuyu protestoları Türkiye'deki çevreci mücadelenin kurumsallaşması açısından da önemli bir adım olduğu söylenebilir. Öncelikle protestolar sadece yerel halkın dahil olduğu eylemler değil, bu konuya duyarlı özellikle nükleer karşıtı kişilerin kesimlerin de dahil olduğu bir biçim almıştır. Daha sonra özellikle yapılan yayınlarda ülkenin birçok yerinde insanlar bu protestoya dahil oldu ve Türkiye'de belki de en geniş yani o dönem için söyleyebilirim ki ilk kez geniş katılımlı protestolara yol açıldı. Asıl farkındalık ise ekolojik sorunlara 80'li yıllar söyleyebiliriz. 80'li yılları söyleyebiliriz. Ve bu çevre sorunları giderek artmasıyla birlikte protestolarda, çevre mücadelelerde artmaya başladı. 70'li yıllar hani çevre kirliliği ve çevre sorunlarının ekonomik etkilerinin ön plana çıktığı yıllar olarak değerlendirebiliriz ama 80'li yıllar aslında bu sorunların bir siyasal bir zeminde karşılık bulduğu yıllarda olarak da tanımlayabiliriz. Ancak bu sürecin başlaması Türkiye'deki 12 Eylül askeri faşist darbenin bu olumsuz etkisi nedeniyle aslında biraz 80'li yılların ikinci yarısında kendini göstermeye başladı.
Hani 80 darbenin etkisiyle sol hareketlerin yani ortalıkta gözükmediği bir dönemde işte dışarıda olan veya o dönemde çıkmış olanlar da siyasi aktörler aslında bir çeşit mücadele ya da politika yapmanın bir biçimi olarak ekoloji hareketlerle tanışmış oldular. Bu durum aslında hani biraz ekoloji hareketlerinde siyasal alana bir yakınlaştırmaya da yol açtığını ifade edebiliriz. Yine 70'lerde Yatağan ve Ala'daki termik santrallerin yarattığı kirliliğe karşı pardon 70'lerde dedim 80'lerin sonlarında protestolar enerji üretim sürecinin yarattığı sorunları göstermesi açısından bir kamuoyu yaratması açısından önemlidir. 1977'de faaliyete geçen Yatağan Termik Santrali ve Ala'daki termik santralin yarattığı çevre kirliliğine ilişkin tepkiler ve protestolar 80'li yıllardan itibaren aslında hala da günümüze kadar sürdüğünü söyleyebilirim. Özellikle yatağında düzenlenen miting ile buradaki arkadaş, özellikle İzmir'deki arkadaşlarımız hatırlar. Ala'da binlerce insanın oluşturduğu insan zinciri enerji santrallerinin yarattığı kirliliğe bütün ülkeye duyarlılığı sağlaması bakımından önemli bir faaliyetlerdi ve protestolardı. Yine aynı yıllarda Dalyan'da yapılmak istenen ve kaplumbağaların üreme alanlarını tahrip edecek otele ilişkin protestolarda 80'li yıllarda öne çıkan protestolar ya da eylemlikler diye görülebilir. 70'li yıllarda bu Akkuyu nükleer santraline karşı oluşan tepkinin bir benzerini arkadaşlar 1984 yılında Gökova'da yapılması planlanan termik santrale karşı protestolar da ortaya çıktı. Bölgenin yerel halkıyla birlikte çeşitli örgütlenmeler, siyasi partiler ve sanatçıların dahil olduğu eylemlerde santral tartışması ciddi anlamda bütün ülke sathına yayıldı. Düzenlenen imza kampanyası, gösteriler, farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen toplantılar ve Ankara'da gerçekleştirilen yürüyüş, termik santralin sadece bir çevre sorunu olmadığını, siyasal ve ekonomik nitelikleriyle birlikte santralin geniş bir toplumsal ilişkiler ağını kapsadığını kitlelere anlatmaya çalıştı. Özellikle Ankara'da gerçekleştirilen yürüyüş, sorunla çözüm arasındaki ilişkinin siyasal bir boyutu olduğunu da ortaya koydu. Böyle bir bilincin oluşmasına da yol açtı. Bunun aynı zamanda Türkiye'deki çevre hareketinin gelişmesinde bir diğer basamağı temsil ettiği gerçeğini de hakkını vermek lazım. Yani bu Akkuyu'yla beraber. Çevre sorunun büyük sorunlar kümesinin parçası olduğu hem protestocular tarafından deneyimlenmiş hem de çözüm üretecek merci ve süreçlerin bu bütünlüğün farkına varması sağlanmaya çalışılmıştır bu eylem ve etkinliklerle. Yine belki de Türkiye'deki çevre ve ekoloji hareketinin önemli bir dönemi 80'li yıllarda bu ekolojik sorunların gelişmesiyle birlikte kurulan Yeşiller Partisi'dir arkadaşlar. Bu bizim ilk Yeşiller Partisi'nden söz ediyorum. Bu Yeşiller Partisi daha çok çevre sorunlarına karşı bir muhalefeti temsil etmek için kuruldu ve bu anlamıyla bir baskı gücü de, bir baskı görevi de gördü. Yeşiller Partisi'nin kurulumu her şeyden önce kitleselleşmeyi amaçlayan çevre hareketinin o dönemdeki örgütlenme potansiyelini de göstermesi bakımından çevre mücadelelerini güçlendirdi. Çevrenin sadece korunacak bir öğe olmadığı, doğrudan yaşamı belirleyen diğer süreçlerle birlikte özellikle ekonomi ve siyasetin önemli bir parçası olduğu düşüncesinin gelişmesinde Yeşiller Partisi'nin de önemli bir rol olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak Yeşiller Partisi bildiğimiz gibi hem kendi içindeki teorik farklılıkları hem de çevre sorunlarına karşılık bulacağı bir halk kitlesini yaratamadığı için pratikte uzun ömürlü olmadı. Daha sonra kurulma deneyimleri de bu hak ettiği genişliği veya kitleselliği yakalayamadı. 90'lı yıllar Türkiye'deki çevre hareketinin olduğu kadar çevre kavramının da farklı açılardan geliştiği yıllar oldu.
90'lı yıllar öncelikle madencilik faaliyetlerine ve hidroelektrik HES'lere karşı yürütülen protesto ve direnişlerin hareketin merkezinde olduğu yıllar oldu. 96'da Bergama'da siyanürlü altın madene karşı gerçekleştirilen protestolar önceki yıllara oranla çok daha büyük yankı buldu. Dönemin önemli tartışma konularına dönüştü altın madenciliği, özellikle siyanürlü altın madenciliği. Yine bölgede veya Bergama'da yapılan gösteriler neredeyse bir gelenek haline gelmiş. Ankara yürüyüşleri, maden şirketlerinin bölgeye girmemesi için gerçekleştirilen yol kesme eylemleri, yine bunlara ek olarak yazılı basında çıkan birçok yazı bölgede oluşan protestoların büyük bir çeşitlilikle yapılmasına olanak sağladı. Bu anlamıyla çevre hareketli çeşitli kitle iletişim araçlarının çoğalmasına ve konuya ilgi göstermeleriyle birlikte sesini de ulusal düzeyde duyurmasına yol açtı. Aynı şekilde HES'lere karşı mücadelelerde 90'lı yıllardan günümüze kadar Türkiye'deki çevre hareketini ilgilendiği temel konulardan biri oldu. Yine ülke genelinde sayısı neredeyse binleri geçen HES'ler yarattığı lokal etkiler toplamda büyük bir çevre sorununun varlığını kitlesel olarak devam ettiriyor maalesef. 90'lı yılların sonu ise aslında çevre sorunlarının farklılaşıp çeşitlenmesiyle birlikte yeni yeni direniş alanlarının oluşmasına ve toplumda Türkiye'deki çevre hareketinin niceliksel genişlemesinin yılları oldu. Yaşanan toplumsal dönüşümlerle birlikte tarihi alanların korunmasından termik ve nükleer santral yapımına, madenlerin yarattığı tahribattan yol düzenlemelerinin çevreyi tahrip etmesine kadar farklı nicelik ve nitelikteki ekolojik sorunların ortaya çıktığı bir dönem oldu bu dönem. Türkiye'deki çevre örgütlenmeleri çevre sorunlarının farklılaşmasına bağlı olarak da 90'lı yıllarda bir kurumsallaşma sürecine girdiğinden söz edilebilir. Bugün de işte o dönemde, bugün de varlıklarını sürdüren bir sürü kurum, vakıf, bu kuruluşlarını 90'lı yıllarda gerçekleştirdiler. Evet, ülkemizde ise 2002'de iktidar olan AKP yılları ise ekolojik sorunlar açısından çok daha vahim yıllar arkadaşlar. Özellikle AKP'nin enerji ve inşaat odaklı kalkınma politikası kentsel ve kırsal alanda çok büyük yıkımlara yol açtı. Ve bu yıkımlara karşı da Anadolu'nun her yerinde, deyim yerinde ise hani mısır patlağı gibi yeni yeni ekolojik hareketlerin ortaya çıkmasına yol açtı. AKP iktidarının sık sık doğa talanına yol açan yeni düzenlemeler sonucu Anadolu'nun tüm kentlerinde neredeyse yaşam alanlarını korumak için mücadele veren yerel çevre hareketleri yaygınlaştı. Kendi yerellerinde doğanın tahribatının etkilerini doğrudan deneyimleyerek harekete geçmek zorunda kalan Türkiye'nin köyleri dahil her yerinde görebileceğimiz yerel çevre hareketleri her ne kadar belli ölçülerde diğer kurumların, STK'ların, demokratik kitle örgütlerin, kişi ve kurumların desteğini alsalar da sonuçta çevre örgütlerinin sahip olduğu kurumsal ve sürdürülebilir güçten yoksun oldular ki çoğu mücadelede maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Bu hareketlerin toplumsal tabanlarının güçlü ve geniş olmadığı koşullarda ortaya çıkmaları ki yani politik olarak da Türkiye'nin de bir siyasal hareketlerin güçlü olmamasının da bunda çok önemli etkisi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin doğa tahribatına karşı yerelde verilen mücadeleler ve farkındalığın gösterilmesi açısından yine de bu hareketler önemli örneklerdir. Ancak yerelde dediğim gibi aktif olan bu ekolojik hareketler çoğu zaman kendi yerlerini aşarak ulusal düzeyde bir şeyi yaratamadılar, bir tepki yaratamadılar, seslerini yeterince duyuramadılar. Ama giderek bir kurumsallaşan ve işte 2000 yılların sonunda da bu yaşadığımız gününde de bazıları kendilerini devam ettirebilen bir yol açabildiler. Özellikle işte sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte sosyal medyada kullanarak bazı ekolojik hareketler o dönemde doğan hareketler hala kendini sürdürebiliyor ve bundan sonra da bazı hareketler ise sonradan kurulan hareketler ise kendini geliştirme şansını olabiliyor. İşte mesela
Bugün işte Kanal İstanbul'a karşı oluşturulan platform, Kuzey Ormanları Savunması, Kaz Dağları Platformu mesela. Yine son dönemde işte İkizdere'de, İkizköy'deki sürdürülen mücadeleler hem çevre aktivistlerinin katkısı hem de sosyal medyayı iyi kullanarak sesini duyurabilen örnekler olabilir. Şimdi bu hareketler gelişti. Bunun bir genel değerlendirmesini yapar. Aslında biraz niyetimiz bu konu üzerinde tartışmak. Bu hareketlerin genel bir değerlendirmesini yaptığımızda hemen hemen birçoğunun ortak özellikler taşıdığını görüyoruz. Nedir bu ortak özellikler? Öncelikle çoğu yerel, ulusalcı, hatta milliyetçi motiflerin ağırlıklı olduğu hareketler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu tartışma konusu olabilir ama benim gözlemlerim açısından veyahut da başka arkadaşlar açısından da geçerli bir durum. Şimdi bunu hani daha kolay anlaşılması için hem de çok yakından olması benim açımdan daha yakın olduğu için Bergama mesela, Bergama dönemindeki eylemliklere baktığımızda veya işte o 70'li yıllardaki yatağındaki eylemliklere baktığımızda, hatta bugün de aslında birçok ekolojik hareketlerde ya da eylem ve etkinliklerde gördüğümüzde genel bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Belki bugün aşıldı birçok kısmı açısından ama Bergama, özellikle Bergama ve yani o dönemi de değerlendirdiğimizde bunu haklayanlar olduğunu da söyleyebiliriz ama bu tartışma konusu tabii. Ama bir değerlendirme, bir tespit yapmak açısından önemlidir diye düşünüyorum. Bergama ve Muğla yatağında çevrenin kirlenmesi ve insan yaşamının tehlikeye düşmesi üzerine yapılan eylemlerde hem farklı toplumsal kesimden katılım sağlamış hem de yazılı ve görsel basında diğer çevre protestolarına göre fazlasıyla ele alınarak politik iktidarı rahatsız etti ve çok anlamlı ve önemli bir işlevdir. Ancak diğer bir yanıyla bu hareketleri gözlemlediğimizde Bergama'da, Muğla'daki ekolojik hareketlerin eylemlerinde İşte yerel ve ulusal cihattan milliyetçi dedim, bayrak taşıma, Atatürk posterleri, İstiklal Marşı söyleme gibi unsurları yoğun olarak kullandıklarını görürüz. Buna neden ihtiyaç duydukları konusunu evet tartışabiliriz. Hatta bunun tersi de söylenebilir ama bana göre bunun en önemli nedeni eylemcilerin yaptıkları eylemlerde meşruiyet kaygısı taşımalarıdır arkadaşlar. Öyle ki bu eylemlerde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyanlar mesela hep eylemlerinde sembolleri haline geliyorlardı. Ve sürekli en önlerde taşıyorlardı. Bu taşımanın aslında iktidara bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Hani biz mevcut düzene ve onun sembolleriyle bir sorunumuz yok. Bizim bu bulunduğumuz yeri kirleten işte şirketlerle sorumluyuz şeklindeki bir yaklaşım olarak değerlendirebilir. Yani onlar için esas olan nedir? O madenci şirketin kovulması. Yani yaşadıkları bölgeden kovulmasıdır. Yani sanki onlar gidince sorun kalkacak gibi bir yaklaşım tarzı söz konusu. Oysa hani gerçekte sorun altın arama izni olan yabancı şirket Ergold'un gitmesi ya da termik santralin yatağındaki kapatılmasında aslında çok daha fazla bir şey söz konusu olan. Ve tabii ki Bergama veya Muğla'da veya birçok yani yerdeki bu hareketler yerel olduğu için evrensel anlamda hani politik ve ideolojik bir arka planı olmadığını görülebiliyor. O dönemin en belirgin özelliklerden bir tanesi buydu. Oysa ki Ergold'un gönderilmesi ancak bu yerellikle ilgili bir söz konusu. Yine de Bergama hareketi farklı toplumsal grupların mobilize etmesi, hareketin taleplerinin ulusal gündeme taşınması, yargı kararları kazanılması gibi toplumsal hareketler için oldukça önemli sonuçlara ulaşmış olmasına rağmen yani biliyoruz ki nihai su amacına ulaşılamadı birçok hareket gibi. Ancak 70'li veya 80'li yıllarda bu yerel ve milliyetçi unsurlar hala görülüyor olsa bile günümüzde ekolojik hareketler içerisinde yerinin giderek azaldığını da söyleyebiliriz. Bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi protestocular
Türk bayrağı taşısalar da, Atatürk taşısalar da, İstiklal Marşı taşısalar da aslında devletin, o ceberut devletin saldırısından kurtulamadılar. O nedenle de aslında hani onu onu taşımanın kendilerine bir meşruiyet sağlamadığını gördüler. Aslında bir diğer nedeni de ekolojik sorunların evrensel bir sorun olduğu bilincinin gelişmeye başlamış olduğunu söyleyebilirim. Bunu özellikle Kürt illerinde yapılan eylemliklerde son 3 dakika falan desem uyarmış olayım. Yani 3-5 dakikada toparlaman lazım. Yarım saat oluyor 3 dakika sonra. Öyle mi? Daha önce bu uyarsaydım. Evet evet. Tamam. Evet. Özetlemeye çalışayım. Yani hani 70'lerde daha çok ulusal, yerel olan hareketlerin aslında giderek bir bildiğimiz anlamda bir ekolojik hareket, hani çevre hareketinden söyleyeyim, benim söylemimle olsun bu, bir ekolojik harekete, yani bir bilince, bir şeye dönüştüğünü söyleyebilirim. O zaman şimdi tabii ki son dönemlerde bu HES'ler, Ege bölgesindeki jeotermaller, hatta işte Ege bölgesinde işte Manisa, Aydın, Denizli düşündüğümüzde ciddi anlamda jeotermal tesislerle birlikte yıkımların arttığını görüyoruz. Bu durumda aslında giderek bir giderek evrensel anlamda bizim ekolojik bir harekete dönüşme konusundaki bir çabaların olduğunu da söyleyebilirim. Sonuç olarak benzer ekolojik hareketler ancak toplumsal mücadelenin ve bilginin, formasyonun yükselmesine bağlı olduğunu gösteriyor Türkiye'deki ekolojik hareketlerin gelişimi. Hani eskilerin deyimiyle bizim teori ve pratik ortak olsun derdik, hep teori ve pratiğin bir olsun meselesi. Aslında bir taraftan teorinin, bilginin, donanımın oluşması, bir taraftan da mücadelenin, pratiğin gelişmesiyle sağlanabiliyor. Ekolojik, ciddi anlamda bir ekolojik hareket diyebiliriz. Yani yerel sınırlara sıkışıp kalan, yerel değerleri sahipleneceğim diye milliyetçi, ulusalcı ideolojinin sarmalına giren ekolojik hareketlerin büyüme, gelişme pek şansı olmuyor arkadaşlar. Bunun için de ne yapmalıdır sorusu önlem yapıyor. O zaman da ne yapmalıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Asıl tartışmaya girebiliriz. Şimdi elbette doğanın tanalarına engel olmak çok gerekli ve bunun için aslında çok çaba ve emek gerektiren ve ciddi alınması gereken, hatta geçmiş dönem örnekleri de başarıyla doğru bir süreç, davranış biçimi yaptırmamak ya da yapmak kadar ne yapılmaması veyahut da ne yapılması gerektiği de önem arz ediyor. Bu bakımdan geçtiğimiz yıllar boyunca ülkenin pek çok yerinde birçok talan projesinin engellenmiş olmasının arkasında oldukça başarılı bir direniş var. Bunlar aynı zamanda kamuoyunu etkileyen, oluşturan eylemler olduğu için ekoloji hareketlerinin yüz akımız, baş tacımız, onurumuz diyebiliriz. Ancak bu direnişler ne yazık ki ekoloji hareketlerine tam bir muhalif kimlik kazandırmıyor arkadaşlar. Çünkü muhalefet olmak, herhalde bizim bir de parti açısından düşündüğünde, bir siyasal parti açısından düşündüğünde, aynı zamanda neleri yapmak istediğini ya da nelerin nasıl yapılması gerektiğini de içermesi gerekir. Yani sadece karşı durmak, istememek, yaptırmamak değil, alternatiflerin de üretilmesini gerektiriyor. Bugün Türkiye'de ekoloji hareketleri belli bir yükseliş yakalamalarına rağmen gerek kendi içsel sorunlarından, bildiğimiz o klasik sıkıntılardan, gerekse de bizim bölgemizde yaşanan savaş ortamının yarattığı iklimden ki kutuplaşmanın etkilerini biz bu ekoloji hareketlerde de görüyoruz. Buradan kaynaklı politik ve örgütsel sorunları hala aşarabilmiş değiliz. Kurumsallaşma açısından gerek EGÇEP gibi platformlar, gerek Ekoloji Birliği gibi yerel çevre ekoloji platformu arasında kurulan birlikler anlamlı, olumlu şeyler. Gerekse ekolojistler arasında ortak program ve politikalar oluşturma çabaları güzel şeyler, olumlu şeyler. Ancak bu konularda bir yeterli noktaya gelinebilmiş değil. Ben sözümü şöyle tamamlayıp tartışmaya bırakayım.
Bizler Yeşil Sol Partiler olarak politik ve örgütsel deneyimlerimizle çevre ve ekoloji hareketlerinin içinde her birimiz aynı zamanda bu hareketlerin öznesi ve aktivisti olmak, kendimizi geliştirmek bu şekilde hem de ekoloji hareketleri içerisinden de öğrenerek kendimize yeni bir yol açabiliriz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdilik. Buyur Çiğdem. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık, aklına, kalemine, yazılarına sağlık. Çok sağ ol. Bize çok önemli katkılarda bulunuyorsun yazılarında da. Şimdi ben kısa konuşma kararı aldım ama 15 slaytım var. Bu demektir ki her slayta bir dakika konuşacağım. Hüseyin beni kontrol eder, hatırlatır. Bakarız. Şimdi ben kendi konuşmamı hani ana başlık şey bizden beklentiniz ekoloji hareketleriyle Türkiye'deki ekoloji hareketleriyle olan tanışıklığımızı ve bir araya gelişlerimiz, karşı karşıya kaldığımız sorunları paylaşmak. Bunu hepimiz kendi deneyimlerinden bir şekilde aktaracaktır. Ben bir çalışma grubu hikayesi üzerinden anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum bu buluşma zeminini. Yani hem yerel düzeyde, hem ulusal düzeyde, hem uluslararası düzeyde ekoloji hareketleriyle buluşmamıza olanak veren önemli bir araç olarak Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu'nu biz 2 yıl 8 ay önce kurduk. Bu kuruluş Kazma Bırak Kampanyası'na ve İklim Adaleti Koalisyonu'nun oluşmasında önemli bir katkı sağladı. Nasıl bir perspektifle, nasıl bir buluşmalar gerçekleştirdik? Biraz buradan bakarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir Ağustos 2019'da Yeşil Sol Yaz Kampı'nda olanlar vardıysa aslında bu çalışma grubunun kuruluş hikayesi oradaki hani 40-50 arkadaşımızın altına imza attığı bir çalışma grubu kuruluş süreci idi. Derdimiz şeydi, küresel iklim grevi gerçekleşecekti 20 Eylül'de. Biz bu küresel iklim grevinin doğrudan parçası olmak ve illerde, ilçelerde bu iklim grevini gençlerle birlikte örgütlemek istiyorduk. Hareketin, uluslararası düzeyde hareketin geldiği noktada gençler, hani Greta kuşağı diyebileceğimiz bu 16 yaş civarı olan 18 yaş altı okul öğrencileri kendi yaptıkları okul grevlerini, boykotlarını işçi sınıfına, genel olarak toplumun diğer kesimleriyle kesişimsel bir şekilde bir grev çağrısını çok etkin bir şekilde yapmaya başlamışlardı. Bu anlamda çağrı Yeşil Sol gibi siyasi partilere, içinde bulunduğumuz tüm ekolojik yapılara, networklere kadar gelmişti hareket. Kendisini kesişimsel olarak ifade ediyordu. Bütün hareketlerin ortak bir şekilde iklim adaleti için küresel iklim krizine karşı mücadele etmesini önemseyen bir hale almıştı. Biz de burada elimizden geleni yapmak üzere bu iklim krizine karşı kimler harekete geçebilir diye iklim için cumalar, video söyleşileri başlattık. Nisan ve Haziran ayı içerisinde her cuma Greta'lar işte okul boykotları yaparken biz de Türkiye'deki ekoloji aktivistleriyle bir araya geldik. Hem tanıştık, hem bir kaynaşma olanağı yarattı. Hem bu bilimsel gelişmeler, IPCC raporları çok yüzlerce bilim insanının onun ortak imzasıyla yayınlanan raporlar giderek çok daha korkutucu hale geldiğini, Türkiye'nin ve dünyadaki bütün ülkelerin yönetici sınıflarında iklim krizine ateşle gittiğini, hani ateşini arttırmak dışında bir önlem almadığını gösteren çok ciddi perspektif muhabbetleri yaptık. Çözüm önerileri üzerine konuşma imkanı bulduk. Yani bu söyleşilere yaptığımız her türlü davet, yani o dönem işte Sıfır Gelecek diye bir platform sözcüsü vardı, o dahil, Fridays for Future'ın genç aktivistleri dahil,
iklim, işte ekoloji birliği dahil bütün yani konuşmacılarla söyleşi yapma talebimiz kabul gördü. Bu o dönemde aktivistlerin, yani bu alanın aktivistlerinin hiç de öyle örgütsel olarak kıskanç, işte yok ona gitmem, buna gitmem, böyle yapmam. Hani daha önceki bürokratikleşmiş işte TUMOP tipi, işte oda tipi organizasyonları aşan bir aktivizm yaşandığını gösterdi bize. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çok daha umutlu ve cesaretli bir şekilde sürece müdahil olmaya başladık. Yani buradaki asıl dönüşüm hem yeni iklim aktivistlerinin harekete bakışı, tarzı, var olan bu kesişimsel dediğimiz farklı hareketlerin ortak duruşu, iklim krizine karşı iklim adaleti talebinin egemen hale gelmesi falan, bizdeki ekoloji aktivistlerini de nereden gelirse gelsin, hani daha önceki toplantılarımızda konuştuk, derin ekolojist olabilir, sığ ekolojist olabilir ya da sadece bir çevre örgütünün aktivisti olabilir. Geldiği yerden bağımsız, anarşist olabilir, troçkist olabilir, stalinist olabilir, maoist olabilir, ist, yani bütün o izimler dünyasından kapıyı iklim adaleti hareketine doğru açtığında ortak bir hareket dinamiği, ortaklaşma, birleşik bir cephe inşası konusunda çok ciddi bir eğilim var. Yani sadece radikaller değil, daha sosyal demokrasiden, merkez sağdan gelenler bile bu anlamda çok hızlı radikalleşiyorlar bu hareketin içerisinde. Ve çok daha akışkan, esnek kadrolar olma konusunda çok büyük adımlar atıyorlar. Gezi'nin de bu konuda çok önemli bir katkısı var. Gezi aktivizmi çok büyük bir dönüşüm yarattı eski sol kadrolarda da diyebiliriz. Şimdi biz bu muhabbeti söyleşilerin sonunda tanıştığımız arkadaşlarla, özellikle HDP, HDK bileşeni de olduğumuz için çok daha kolay oldu. Bir kazma bırak çağrısı yaptık. Bu neydi? Karadeniz'de fosil gaz bulduk diye, işte evet ekonomik krize çare bulduk diyen bir Erdoğan bağırıyordu. Biz de ona bırak yer altında kalsın diye bağırdık. O da bize çok sinirlendi, bağırdı falan. Duymuşsunuzdur o dönemi, biliyorsunuz. Bu 21 Ağustos döneminde Erdoğan'la kafa kafaya gelişimiz fosil yakıtlar üzerinden sadece Türkiye ayağında olmadı. Yunanistan ve Kıbrıs'ta da İsmet denilen bir memleket, yani dünyanın en uzun boru hattı diye tarif edebileceğimiz bir boru hattı inşası üzerinden Türkiye'yi dışladıkları için bir savaşkar, bir tehditkar, Akdeniz'de ciddi bir savaş tehdidine dönüşen bir süreç yaşandı. Kazma bırak sadece Türkiye'de kazma bırak demedi. Aynı zamanda Yunanistan'da da mezarımızı kazıyorlar, onların diline daha uygun olan adıyla diyen bir büyük kampanyaya dönüştü. 70 imzacısı olan Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'den. Bunu, yani bunun politik perspektifi bir ekolojinin sınırı yoktur meselesi çok pratik bir şekilde yaşandı. Bu çağrı çok hızla büyüdü. Yeni rezervler, fosil yakıt araştırmaları çatışmalara neden oluyordu. Çok net görünüyordu. Bu çatışmaya hayır dedik. Hem iklim adaleti istedik, hem barışa evet dedik hep birlikte. Bu Türkiye'deki ekolojistlerin her akımdan gelenini de çok pozitif etkiledi. Yani uluslararası bir Akdeniz merkezli bir hareketle buluşabilmek, bunun işte Türkiye koordinasyonunu oluşturmak, sonra uluslararası koordinasyonu oluşturmak, buradan işte Akdeniz'de ve Balkanlardaki ekolojistlerle ilişki köprü kurmak falan, bunları bu süreçte yapar olduk, bunları başarabilir olduk. Yıllarca, yani 30 yıl boyunca işte bir madene karşı gazete çıkaran ekiplerle tanışmak, Balkanlardan, şuradan
işte Akdeniz ülkelerinden. Zenginleştirici bir deneyimdi. Böyle bir yanı var. Midilli'de bir toplantı yaptık. Bunların hepsi pandemi döneminde. Midilli'ye gidemedik, o yüzden Zoom'da yaptık tabii ki. Ama gitmiş kadar olduk diyebiliriz. Hani oradaki internet sorunları dahil hepsini de yaşamış olduk. Neyse, buradaki bir dakika, telefonumun pili azaldı. Ona birazcık elektrik bağlayayım. Her ne kadar enerji meselesinde iktisatlı davranalım diyorsak da mesele budur. Tamam. Şimdi fosil çıkarma iddiasına karşı politik perspektifimiz nedir diye sorarsanız, hani enerjinin kamusal kontrolü ve demokratikleştirilmesi, özellikle yerel yerinden demokratik bir enerji politikasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yer altında bırakılması gerekiyor fosil yakıtlar. Bu IPCC'nin bütün uyarıları, gelecek 10 yıl içerisinde %40 emisyonları azaltmazsak biz gelecek kuşaklara bir dünya bırakmıyoruz. Yani şu anda 1.2 endüstrileşme dönemine girdikten sonraki enerji artışı 1.2. Bu dönemde şimdi durdursak bile emisyon artışını, bunun etkileri gelecek kuşaklara çok olumsuz olacak. Mültecileriyle, iklim mültecileriyle ve her türlü tahribatı sona erdirmek için somut adımlar atılması gerektiğini düşündük ve Doğu Akdeniz'de ülkeler arası paylaşım savaşına yol açabilecek siyasi adımlara karşı da halkların barış ve iklim adaletini savunduk. Bu biraz tekrar oldu slide'da, kusura bakmayın. Ama başarısı şu oldu: İsmet adı verilen dünyadaki en uzun denizaltı boru hattı projesi durduruldu. Siz mi durdurdunuz derseniz, yok, pandemi koşullarında Zoom toplantısı yaparak durdurabileceğimiz bir şey yoktu ama savaş gemilerini. Ama Amerika'daki genel olarak yani iklim adaleti hareketi de nin de etkisi diyebilirsiniz. Amerika bu finansmandan çekildi ve şu anda masadan çıktı. AB'nin en önemli projesiydi bu. Avrupa Birliği'nin, ama Amerika çıkınca fıst düştü. Bakalım ne olacak, takipteyiz. Ne yapıyoruz? Şimdi hani başka bir işe giriştik Türkiye'de, onu anlatacağım. O yüzden kazma bırak biraz arka, yani gazı biraz azaldı. Türkiye'de bütün işler kazma bırak üzerinden yapılmıyor artık. İklim Adaleti Koalisyonu üzerinden yapılıyor ama kazma bırağın özelliği, yani bunu bu bölgesel bir ittifak, Yunanistan ve Kıbrıs'la bölgesel, oradaki ekolojistlerle bir araya gelmemizi sağlıyor. Her türlü bu ekoloji savaş meselesi de tutum almamızı sağlayan ve mesela bu nükleer meselesi göre, İstanbul'a göre Mersin, işte Kral'in etkisi, işte orada hem Kıbrıs'ı hem Yunanistan'ı, Ege'deki suyla ilgili gelişmeler, altın madenleri çok bölgesel. Hani diyoruz ya, Eko Kırım'ın sınırı yok. Herhangi bir yerde Çernobil'de bir şey olunca burayı da bizi de etkiledi. O yüzden bu çalışma devam ediyor. Çernobil'in yıl dönümünde ortak bir açıklama yapmak istiyoruz. İşte karşılıklı toplantılar, Türkiye'de, Yunanistan'da toplantılar, Belçika'daki Yunanlı topluluk birlikte bir toplantı yapalım diyor falan. Böyle bir elimizin altında bölgesel bir ittifak var ekolojistler arasında diyelim. Bunu geçelim. Şimdi iklim adaleti talebi kazma bırak içerisinde de çok netti. COP26 süreci gecikmiş de olsa Glasgow'da iklim adaleti için halkların zirvesini organize ediyordu. Uluslararası düzeyde bütün ekolojistler, ilk kadın hareketi, mülteci hareketi, işte sayayım mı, emek hareketi, işte gençlik hareketinin temsilcileri bir koalisyon oluşturdular. İngiltere ev sahipliği, İskoçya ev sahipliği, özellikle de İskoçya ev sahipliğinde
ve bir haftalık zirve, COP26 Birleşmiş Milletler zirvesine alternatif bir zirve organize ettiler. Sadece bunu organize etmekle kalmadılar. Bütün dünyaya 6 Kasım'da hep birlikte bir dünya ölçeğinde iklim krizler çağrı yaptılar. Biz de bu çağrıyı duyar duymaz Kazmobrak Ulusu olarak bir çalışma grubu kurdu ve COP26 için birlikte çalışalım diye bir çağrı yaptı. Bir baktık Kazmobrak'tan daha büyük bir koalisyonumuz oluştu. Yani COP26 Türkiye Koalisyonu Kazmobrak'tan çok daha fazla aktivisti, ekolojisti, çevre derneğine, işte birleşik yapıları, ekoloji birliği, EGÇEP falan bildiğimiz bütün yapıları bir araya getirdiğini gördük. COP26'nın 6 Kasım eylemi gerçekten Muğla gibi işte çeşitli bölgelerde ekolojik sorunların ve bizim aktivistlerimizin çok değerli rolü olduğu yerlerde çok etkili iklim adaleti yürüyüşleri gerçekleştirdik. Önemli bir başarıydı bu. Sonra bu koalisyon dedi ki bizim işimiz daha yeni başlıyor. İklim adaleti yürüyüşü 6 Kasım'da bitecek gibi bir şey değil. O yüzden iklim adaleti koalisyonuna dönüştürelim adımızı dediler. Ve iklim krizine bütüncül bir bakışla, yok oluş senaryosuna isyan eden bu Extinction Rebellion uluslararası gençlerimize de empati kurarak, isyan hareketinin bir parçası olarak radikal bir yol değişikliği gerektiğini söyleyen ve geleceğin halklarda olduğunu, halkların iklim anlaşmasının çok değerli ve önemli olduğunu, COP26'nın da gösterdiği gibi seneye Mısır'a gidecekler. Mısır'da askeri bir diktatörlük var. Ondan sonraki yıl yok nereye gidecekler? Birleşik Arap Emirliği'ne gidecekler. Aslında bizden kaçırıyorlar COP26'yı. Bizden dediğim bu alternatif zirve yapanlar, önünde işte alternatif miting yapanlardan. Onlar kaçsa da biz COP26'yı öldürse de Birleşmiş Milletler COP meselesini biz iklim adaleti için mücadele etmekte kararlıyız diyerek uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde aktivizme devam ediyoruz. Buraları geçeceğim. Çok uzatmayacağım buraları. Son 5 dakika diyelim. 5 dakika. İyi, bayağı hızlı gittim ben. İklim adaleti için harekete geçiyoruz diyen işte 70'ten fazla kurum. Bunun özelliği şu. Çok uluslararası düzeyde bir işin de parçasılar. COP26 uluslararası koalisyonla işbirliği devam ediyor. Artı bu Portekiz Climaximo liderliğinde başlamış olan bir Glasgow Anlaşması diye kendilerini ifade eden bir network vardı. Onlar şeye dönüştü. Halkların iklim anlaşması ekibine. Ben de Lisbon'da onların ev sahipliğindeki toplantıya katıldım. Uluslararası düzeyde orasının yaptığı işler var. Bir kervan çağrısı var. Uluslararası düzeyde ekokırıma karşı hep birlikte ekolojik yıkımın yaşandığı yerlere uzun yürüyüşler planlayalım diyorlar. Bir rota isteği var. Nisan'da bu eylem. Ulusal düzeyde biz diyoruz ki emisyonların düşürülmesi iklim krizine çare olabilmemiz için öncelikle kömürden çıkışı gündem etmeliyiz, termik santrallerini kapatmalıyız, termik santrallerin kapatılması için adil bir dönüm açmalıyız, işçilerin geleceği düşünmeliyiz, o birinin halkın özünün olduğu bir ekoloji yerinden dönüşümün sağlamaya istiyoruz. Bunun için 3 tane çalıştay yaptık şimdiye kadar. Termik santraller kapatılsın kampanyası çalıştayı. Bu çalıştay bir dosya olayla çıkacak. Önümüzde Nisan'da yürüyüş dediğimiz o kervanı bir termik santral, kurulmak istenen yerler, İkizköy gibi
kurmuş ve mahvetmiş, orman mahvettiği yerlere uzun yürüyüşler. Şeyden sesin kötü geliyor. Şeyden çalışması yapalım. Ses kötü geliyor. Şeyden sesin kesintili olmaya başladı, anlaşılmıyor. Beni buradan duyuyor musunuz? Buradan ha? Geliyor ses. Tamam. Hı-hı. İyi, tamam. Şimdi telefon gitti, şeye geldim. Orayı kapatayım bari. Tekrar o da geldi. Neyse buradan çıkayım, yoksa burası şey yapacak. Tamam. Buradan duyuyorsanız buradan devam ediyorum. Tamam, devam edelim. Şimdi tamam. Muğla iyi örnek dedim. Muğla'nın özelliği şu. MUÇEP var ama MUÇEP'in altında bir de İklim Adaleti Koalisyonu'nun yerel ayağı oluştu. Ve yani bütün aslında bileşenlerin bu yerel ayaklarda temsilcilerinin olması, bileşenlerin birey ve kurum temsilcileriyle birlikte çalışması gerekiyor. Muğla'da bu dinamizm var. Biz bunu bütün yerellere örnek olsun ve genel olarak yerellerin güçlendirilmesi meselesini önemsiyoruz. Son burayı görmeniz biraz zor. Bu yeni yapılan bir iş. Size şöyle büyüteceğim. Hızlandırayım bu süreci. Bu ne? Bizim İklim Adaleti Koalisyonu'nun koordinatörlerinin hazırladığı bir şema. Uluslararası çalışmalarımız şöyle, nasıl çalışıyoruz? Çalışma gruplarımız var. Çeviri çalışma grubu, uluslararası ilişkiler içerisinde çeviri çalışma grubu. Yok efendim işte savaş karşıtı, NATO karşıtı bir ekip falan filan. Yani bir sürü çalışma grupları, uzatmayayım şimdi. Ulusal çalışmaları, çalıştaylar ve çalıştayların kararlarını yürüten iklim adaleti koordinasyonu üzerinden yürütüyoruz. Ulusal çalışmalarda da termik santral çalışma grubu var. Marmara yaşasın diyenler su çalışma grubu oluşturuyor. Kooperatiflerden gelenler kooperatiflerde çalışmak istiyorlar. Derdimiz şey, klasik şu bürokratik oda, sendika, gibi o tür yapılar değil de hem aktivistleri hem de kurumları, aktivistlerin kurumlarını harekete geçirecek yapılar. Bir koalisyon ruhu. Koalisyon ruhu Türkiye'de ne anlatıyor çok emin değilim ama ben şeyde gördüm. Glasgow'daki alternatif zirvede gördüm. Bütün farklı yerlerden gelen insanların birlikte çalışabilecekleri, ilgi duydukları, en önemsedikleri konularda kesişimli çalışma grupları ve koordinasyonlar, kolaylaştırıcılar, koordinatörler oluşturmak. Bu kadar çok yapıyı nasıl bir araya getiriyorsunuz? Çok gürültülü değil mi? Başınız ağrımıyor mu derseniz. Onun için de özel olarak bir iletişim grubu çalışıyor. Artı iletişim kazalarını engellemek için güvenli alan çerçeve metinleri oluşturuyoruz. Kazaları azaltmak için. Böyle emek yoğun bir iş. Yani ama bu döneminde en önemli işi. Yani partimiz bitiriyorum. 25 Mart iklim grevini, termik santraller kapatılsın kampanyasını, uzun yürüyüşü, Eko Kırım, ya Kanal ya İstanbul 24-25'te, ya Kanal ya İstanbul'un şeyi var, işte davası var, oraya katılacağız. İkizköy'de yoldaşlarımız ve köylüler hep birlikte çevre komitesi şu anda nöbet tutuyor. Orada ormanı savunmak, zeytinime dokunma demek. Bütün bu kampanyalar çok birbiriyle iç içe, birbirini güçlendiren aktivistlerle dolu. Ve eski bölün bu hani ocu bucu muhabbetini aşan yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Hani bu dönüşümün bir parçası olmak
Yeşil Sol açısından, yani Yeşil Sol Parti bütün tüzüğüyle, programıyla, yapısıyla, şu andaki kurulma nedeniyle aslında bu yapıları, bu kampanyaları güçlendirmek. Bunları, bu kampanyaların önüne çıkan engelleri aşmasına yardımcı olmak için bir birlik. Benim hayalimde bu toplantı, hani bize soruyorlardı tartışma grubunda, niye konuşacaksınız bu konuyu diye. Benim bu konuyu konuşma motivasyonum şuradan kaynaklı, çok özet olarak söyleyeyim. Biz burada ortaklaşabilirsek, bu kampanyalarda, bu uzun yürüyüşte, bu çalışmaların önüne çıkacak engelleri çok daha kolay alt edebiliriz. Biz kolaylaştırıcı bir parti olabiliriz. Hep birlikte yaparsak yerel ayaklarını çok rahat kurarız. Yerel koalisyonları olabilir bu iklim adaleti koalisyonunun. Biz kolaylaştırıcısı olursak uluslararası ayaklarını güçlendirebiliriz. Hem savaş karşıtı hareketle ilişkisini kurarız, hem ekokırım karşıtı hareketle ilişkisini kurarız. Ama Yeşil Sol'un tüm üyelerinin bu çalışmada parçası olması gerekiyor, farkında olması gerekiyor ve bir ortak çalışmayı çok önemser hale gelmesi gerekiyor. Birbiriyle ki koalisyonlarında, ittifaklarında da birlikte çalışmak büyük bir meziyet haline gelsin. Çok teşekkürler, sustum. Hüseyin, sen birazcık topu alsana. Tamam. O zaman... Evet, şimdi arkadaşlarımız yani gerek chatten gerek de eline el işareti yaparak katkı koymak, soru sormak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. İlk sözü kime alacak bakalım? Çok güzel açıkladınız, her şeyi soruyor. Bir el görüyorum Hüseyin, Ali Haydar. Öyle mi? Ben göremedim. Ha. Yani şey, öyle el kaldırdı. O zaman verelim sözü. Ali Haydar Hocam. Sesini aç Ali Haydar. Şimdi sesim geliyor mu? Geliyor hocam, buyur. Şimdi gerçekten verimli bir toplantı oldu. Hüseyin arkadaşım olsun, Çiğdem yoldaş olsun. Açıkladı, yani teorik olarak yapılan çalışmalar son dönemde işte Hüseyin geniş bir şekilde Türkiye'deki çevre hareketlerini ve ekolojik eylemlikleri anlattı. Şimdi sıkıntı şu noktada ele almak lazım. Yerel ayakları nasıl oluşturacağız? Bir organizasyon var ve ciddi emek var, bir çalışma var. Şimdi parti olarak bu kurumları nasıl organize, yani bu kurumları organize bir şekilde nasıl çalışacağız? İkincisi, örgütleme gücümüzü bu alana, bu alanda nasıl yetkinleştireceğiz? Yereli güçlendirmeden, bu ekoloji bilinci kitlelere yaymadan, bu tür işte teorik olarak olaylara vakıf olan bir yapı var. Fakat bu teorik olarak vakıf olan bu bilinci kitlelere ulaştırmanın yerel anlamda yerel ayağı nasıl oluşturacağımız sorusu gündemde. Şimdi sadece iklim adaleti, iklimden çok iklimi kirleten, iklimi olumsuz etki yapan anlatıyoruz. İşte şimdiye kadar yapılan mücadelelerde işte her tür alanda bir takım kazanımlar elde edildi. Ama alternatif neler yapabiliriz? Mesela Bergama ders verici bir olay. Yani Bergama'da çok ciddi ulusal bir uyanış yaratıldı. Çok ciddi bir eylemlikler yapıldı. Ve sonucu hepimizin malumu. Mesela şu anda bana göre ikiz köy en güzel örgütlüğünü yaratabilir. Biz kaç tane ikiz köyü yaratabiliriz? Halka o bilinci nasıl götürebiliriz? Aktivistlerin yarattığı bu
olumlu havayı kitlelere nasıl aktarabiliriz? Bu noktada bu tür çalışmaların nasıl yapılacağı, bu yöntem ve metotları içsel eğitimle nasıl bilince çıkarabiliriz? Bunlar çok iyi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de sadece maden değil, Türkiye'de çok ciddi anlamda bir sürü, yani İç Anadolu bölgesinin kırsallaşması, işte bu sönü gübrelerin yarattığı epidemik bitki yok oluşu, bunlarla ilgili bir çalışmanın mesela 1950'lerde Türkiye'de DDT'nin kullanılması ve sonra yasaklanması ile ilgili çalışmaların Türkiye'deki mesela bizim bir bu iklim ve benzeri çevre tahribatının Türkiye'de yarattığı olumsuz sonuçlarının verisi yok elimizde. Bir kere bu veriyi, akademik olarak elimizde bu veriyi, mesela DDT'nin Adana yöresine yarattığı tahribat, işte Kürdistan bölgesinde savaşın yol açtığı bir sürü epidemik bitkinin yok oluşu, işte Çernobil dolayısıyla doğu bölgelerindeki hayvanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin sonuçları. Ve mesela ben bir örnek anlatayım. Ben Ardahanlıyım. Bizim bölgede gübre kullanılmıştı. Bir alanımız vardı. Çok çeşitli bitkiler yetişiyordu ve o bölgeye girdiğiniz zaman nefis bir koku vardı. O bölgeye nitrat kullanıldı, gübre kullanıldı ve bu epidemik bitkilerin hepsinin yok oldu. Ve inanın o bölgeye gittiğiniz zaman eskiden mis gibi kokan bölge şimdi resmen bir petrol kokuyor. Yani bu tür şeyleri elimizde, yani bu nükleer artıkların, işte çevre tahribatının, işte kentselleşme sonucunun nereye nasıl etki yaptığının, epidemik bitkilerin yok oluşuna yol açan neler yok oldu. Yani bunların elimizde ciddi bir verinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen, katkı koymak isteyen, soru sormak isteyen Aysu Topal. Eri Havada. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyur canım. Bence yeşil sol parti olarak biz gençlerin de desteğiyle daha çok çalışmamız gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. O zaman senin biraz çevrendekileri örgütlemen gerekecek bence. Madem böyle bir öneri yaptın. Biraz okulda arkadaşlarını falan bu iklim adaleti, iklim kriziyle ilgili bilgilendirme yapıp yaşıtlarını örgütlemen gerekiyor bence. En önemli iş. Bence de. Kolay gelsin. Öneri getirenin hemen görev veriyorsunuz hep. Klasik. De öyle öneri getirdi hemen görev. Sevgili Esra'cığım yapıyor zaten. Eminim. O yüzden kimse söz almıyor. Ya, söz alan yoksa ben bir Ömer şey aldı işte. Ömer Tüngar buyur. Ya şimdi çok güzel arkadaşlar çok iyi özetlediler. Yani gerçekten Türkiye'deki bu olayların gelişmesinin tarihçesini de yakın zamanda arkadaşlarımızın yaptığı mücadeleleri de. Şöyle bir şey var tabii. Her seferinde bu işlerin içine girdiğimiz zaman şununla karşı karşıya geliyoruz. O insanların neler yaptıklarına bakıyoruz ve o insanların vermekte oldukları mücadeleleri destekliyoruz. Bu zaten doğru olan şey. Arkasından da arkadaşlar genellikle bu yetmez. Genel bir onlara bizim politika götürmemiz lazım, politik bir yön vermemiz lazım filan diyoruz. Ama politik bir yön verebilecek bir yaklaşım içinde kendimiz de pek olamıyoruz. Yani şimdi ben maalesef geçen şeyi izleyemedim. Onları izleyebilsem iyi olurdu. Yani ne bileyim gerek
toplumsal ekoloji eğiliminde olan arkadaşlarımız, gerek derin ekolojiyi savunanlarımız, gerek çevrecilik olarak meseleyi görenlerimiz, bu üç şeyin grubun örneğin genel konseptleri var. Belli amaçlarla, belli hedeflerle, belli bir programla ortaya çıkıyorlar. Buna benzer bir program geliştirmede zorlanıyoruz gibime geliyor. O zaman şöyle somut sorunlarda birdenbire çok ciddi sorunlar çıkıyor. Şimdi mesela iklim krizi meselesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten son derece başarılı bir şekilde hem de yani Türkiye'deki ekoloji mücadelesinin öncülük etmeyi başarmış olduğu bir hareket kazma bırak meselesi ve gerçekten fosil yakıtlara karşı mücadele konusunda çok başarılı bir eylem kondu. Şimdi fosil yakıtlara karşı çıktığımıza göre yani demek ki zaten hiç kimsenin itirazının olmadığı şey kömür kullanılmaması ama çok açık bir şekilde özellikle mavi vatan meselesinde falan iyice ortaya çıktı. Petrol meselesinde, doğal gaz meselesinde bu mücadelenin ciddi şekilde arkasında olmak, bunu başarıyla yürütüyoruz. Güzel. Hayat devam ediyor. Bir yerlerden enerji lazım. İlk akla gelen yenilenebilir enerji. Şey hiç sözünü etmiyorum. Nükleer enerji şimdi burada söz konusu etmemize gerek yok. Bütün arkadaşlar artık iyice biliyoruz hepimiz yaşadık. Ama yenilenebilir enerji arkasından son zamanda çok moda haline geldi. Yeşil enerji gerçekten yeşil midir? Temiz enerjinin kirli yüzü vesaire gibi yorumlar ile karşı karşıyayız. Hatta büyük ölçüde aslında COP26 konusunda bizim koalisyonumuz da epey bu yönde yorumlar yaptı. Peki öyleyse ne yapacağız? Yani şimdi eğer biz güneş enerjisinden vazgeçeceksek, rüzgar enerjisinden vazgeçeceksek, fosil enerjiden de vazgeçeceksek neyi önereceğiz? Bazı şeylerde, yorumlarda şunu görüyorum yani ormanları aman kaybetmeyelim, çok doğru. Ama sadece ormanları kaybetmemek karbondioksitin miktarının artmasını engellemek için yeterli olacak mı? Besbelli ki olmayacak. Gerçi onu da dinlemiyor millet tabii. Arka arkaya ormanlar kesiliyor, yok oluyor ve yerdeki karbon bir de bu yoldan tekrar atmosfere yollanıyor. Ormanların da yok edilmesiyle. Bir de üstelik şimdi RES'lere yer açabilmek için ormanları, zeytinlikleri de kesmeye başladılar. Şimdi peki bütün bu meseleler karşısında nasıl bir yaklaşımımız olacak? Yani herhalde bir türlü bu meseleye bir cevap vermemiz lazım. Sadece yeşil enerji gerçekten yeşil enerji değildir. Yahut temiz enerji gerçekten temiz mi? Yorumlarını alkış tutmakla olacak iş değil. Bu işin ciddi çözümlerle uğraşılması lazım. Bu konuda acaba ben burada tabii epey uzağındayım. Belki arkadaşlarımız daha yakından biliyorlardır. Mesela diyelim toplumsal ekoloji eğilimindeki arkadaşlarımızın bu konudaki önerileri nedir? Derin ekolojiyi savunan arkadaşlarımızın bu konudaki önerileri nedir? Daha teknik adamların ciddi şekilde hakim oldukları meseleye ve sürdürülebilir bir kalkınmayı savunmakta olan çevreci arkadaşlarımızın bu konudaki önerileri nelerdir? Bu meseleler nasıl çözümlenecek meselesi üzerine bence yoğunlaşılması ve bu konuda konseptler geliştirmede bir bakıma her birimize bir öncelik görevi düşüyor gibi ben geliyor. Bilemiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İbrahim Akın. Merhaba arkadaşlar. Sunumlar için emeklerinize sağlık. Şimdi söz alamayınca ben de kaldırdım. Şimdi Ömer abi teşekkür ederim. İyisiniz değil mi? Görüşmeyeli. Buradan merhaba diyeyim tekrar. Ya şimdi arkadaşlar bizim açımızdan durum tabii ki Yeşil Sol Parti'nin farklı ekolojik hareketler ve politik tercihlerine bağlı olarak bizim durumumuzda bu tartışmalarla daha somutlaştırmak, ortaklaştırmak istiyoruz ama bu alan çok dinamik. Yani Avrupa'daki farklı yeşil partilerin
çizgilerinde de kendi içinde çok dinamik farklılıklar var ama bizim Türkiye'de Avrupa'daki kadar bir toplumsallaşma olamadı. Bunun en temel problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz partimizin politikasında, programında da var. Biz aslında dört adalet çizgisi çerçevesinde dört ayağının bir parçası ve onlardan en önemlisi olarak ekoloji hareketleri, ekoloji mücadelesini görüyoruz. Ancak ekoloji meselesi çok parçalı Türkiye'de. Avrupa'daki kadar hem toplumsallaşmadı hem de siyasallaşmadı ama yaygın, çok parçalı ama ciddi bir mücadele alanı haline geldiği, özellikle son zamanlarda iktidarın yaygın saldırıları karşısında, talan politikaları karşısında çok açık bu durum ve o bakımdan artık yapılan anketlerde görülüyor ki toplumun %65-70 civarındaki insanı ekoloji meselesine duyarlı, çevre meselesine duyarlı, bizim gibi politik çizgi meselesi haline getirmese bile bir itirazları, bir duyarlılıkları var. Her yerde bu duyarlılık çok yükselmiş durumda. Bu giderek de artıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Toplumda ciddi bir çevre duyarlılığı oluşmaya başlamış durumda. Özellikle pandemi sonrası süreç artmış gözüküyor. Ama temel problemimiz bence şurada daha çok yoğunlaşıyor. Hüseyin biraz tarihini anlattı. Son zamanlardaki kampanya faaliyetlerinde Çiğdem arkadaşımız anlattı. Oradan da gördüğümüz gibi aslına bakarsan bu parçalı durumlar arasında organik ve bir siyasal hedefler etrafında ilişki kurulma meselesinde sorunlarımız var. Biz mesela Yeşil Parti olarak, Yeşil Sol Parti olarak buna şu anda cevap verebilir durumda değiliz. Bütün arkadaşlarımız bu ekoloji meselesinden duyarlı, neredeyse bulunduğu her yerde çalışmanın içindeler. Bizim kendi içindeki organizasyonumuz bile bu bakımdan yeterli değil. Dolayısıyla çevre hareketlerinin ortak, kolektif, bir anlamda yerel inisiyatifleri dikkate alan ama bunların arasında koordinasyonu kurmaya çalışan yapılar var ama bunlar da yeterli değil. Dolayısıyla çevre hareketleri bence bir sendika gibi, bir parti gibi merkezden yönetilebilir falan değil. Bunu İkizköy'de gördük mesela. İkizköy kendi dinamikleriyle bir çalışma yapıyor. Ama ancak başarısı şuradan geliyor. Bu meseleyi yerel bir mesele olmaktan çıkardılar. Nasıl çıkardılar? O ilişkiler içerisindeki duyarlı olan kesimlerle çok daha yaygın bağ kurarak çıkardılar. Dolayısıyla İkizköy'de bir şey olduğu zaman İstanbul'dan da, Karadeniz'den de, Adana'dan da, başka yerden de insanlar ses verir hale geldiler ve oraya insanlar duyarlılıklarını bu şekilde geliştirmeye çalışıyorlar. Yine Çiğdem'in bahsettiği gündemde de var. 24'ünde oraya İstanbul'dan bir grup insanla gidecek arkadaşlarımız. Şunu demeye çalışıyorum. Evet, önümüzdeki dönemde özellikle iktidara karşı mücadele alanlarının en önemli dinamiklerden birisi haline gelmiş bu durumu. Birincisi bizim kendi aramızdaki organizasyonu çok daha güçlendirerek sanırım cevap vermek zorundayız. İkincisi sadece itiraz eden yani yerel çevre örgütlerinin duyarlılıkları ve itirazlarıyla sınırlı olmayan bir politik hedef etrafında yapmak zorundayız. Bir geçiş programı çerçevesinde yapmak zorundayız gibi geliyor. Asıl Ömer abinin de söylediği gibi önümüzdeki dönemdeki bence temel problemimiz bir siyasal hedefin, bir geçiş süreci politikasının, kapitalizmden kurtulmanın, bu var olan talan ve şeysi nedir, talan siyasetinden kurtulmanın yolunu, yöntemini toplumsallaştırarak, birleştirerek yapabilmek gerekiyor. Bunu yapamadığımız sürece, yani özet itibariyle şunu söylemek gerekiyor bir anlamda, demokrasi mücadelesiyle iklim mücadelesinin ortak hedeflerini buluşturamadığımız sürece, bir toplumsal siyasal hedefe dönüştüremediğimiz sürece bunlarda sıkıntı yaşayacağız. Ama bu konuda uluslararası deneyimler var. Bu deneyimler bizim açımızdan yakın durabiliriz, uzak durabiliriz. Ama bu tartışmalarda da görüldüğü gibi bu çalışmayı daha uzun vadeli hedefler etrafında örgütlemeye ihtiyacı olduğu aşağı çıkıyor. Bu yoğunlaşma bizim açımızdan kıymetli. Mesela biz kendi kurumsal ilişkilerimiz içerisinde şeyi konuşuyorduk. Acaba bir daha organik hale gelebilecek, daha kolektif hale gelebilecek yapılar inşa edilebilir mi diye. Ancak Yeşil Sol Parti kendisi zaten bunun için var olduğu için ayrıca bir yapısal ilişki, kurumsal ilişki kurmaya gerek var mı tartışmasını bile yapmıştık. Bunun da belki konuşmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde bunu da tartışmaya ihtiyacımız varmış gibi geliyor. Bana ne dersiniz bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Var mı başka arkadaşlar? Yoksa bir toparlama yapacağız. O zaman ben şöyle söyleyeyim.
Yani biz siyasal bir partiyiz. Doğal olarak ekoloji akımlarının daha önce sunumda da ifade etmeye çalıştım ben. Ekoloji akımlarından olumlu yanlarını alacağız. Onu geliştireceğiz. Yani bizim klasik anlamda bir slogan tarzı yaklaşmamız olamaz. Biz örneğin enerji konusunda, turizm konusunda, kentleşme konusunda, sanayileşme konusunda çok genel ve çok doğru ama bir alternatif üretemeyen söylemlerden vazgeçmemiz gerekir. Ki bugün hani enerji sorunu önemli. Kimse yani ısınmama, aydınlanmama, seyahat etmeme gibi düşünceleri şey yapamayız. Açıklamakla yetinemeyiz. O nedenle de bir alternatif üretmek zorundayız mevcut duruma ilişkin. Evet, biz Yeşil Sol Parti olarak enerji politikalarını üretirken ya da kentleşmeyle ilgili politikalar üretirken bu konuda yoğunlaşmış çeşitli ekolojik akımlarının şeylerinden yaralanabiliriz, düşüncelerinden yaralanabiliriz. Buradaki mesele şu, enerji özellikle enerji konusunda hani bize enerji üretmeyelim mi, enerjiye ihtiyacımız var gibi bir hem şirketlerin hem de iktidarın yaklaşımları söz konusu. Burada mesele şu, kapitalizm zaten bir üretip talep yaratmıyor. Öncelikle bir talep yaratma söz konusu ve talebinden sonra üretime söz konusu oluyor. O nedenle aslında bizim talebe ihtiyaç var mı, bu kadar enerji üretmeye ihtiyaç var mı sorusunu netleştirmemiz gerekir. Ve öncelikle de tabii ki talebi artırmak yerine talebi azaltmayı ve mümkün olduğunca da talebi kısmayı önermemiz gerektiğini düşünüyorum ki genel olarak yani diğer bütün konular açısından da baktığımızda mesele kapitalist sistemi aşmayı tabii ki hedefleyeceğiz ama bugünden de karşılaşacağımız sorunlar konusunda da bir alternatifi oluşturma, bir baskı gücünü oluşturma konusunda da politikalar üretmek durumundayız. Yani bizim şey yaklaşımımız budur. Bunun ötesinde yerel örgütlenmeler nasıl olacağı kısmıyla ilgili Necdet Hocam'ın sorusu vardı. Bunu defalarca ifade ettik aslında. Bizim bugün kadar siyasi partilerin ya da oluşumların ekolojik hareketlerle ilişkisi sadece bir destek dayanışma ilişkisi biçiminde gelişiyor. Yani nerede bir ekoloji hareketi varsa gidiyoruz işte oraya bir dayanışma ziyaretinde bulunup geri dönüyoruz. Aslında burada işte yeşil solculara düşen görev o hareketlerin bulunduğu yerdeki bu hareketlerin öznesi olabilme, oranın aktivisti olabilme sağlayabilirsek ve bu konuda hepimiz bir ekolojik aktivist haline dönüşebilirsek hem orayı dönüştürme yani hem oranın başarısını sağlamak konusunda yeterli bir çalışma yürütebiliriz. Hem de orayı dönüştürme, yerel hareketlerin gerçek anlamda bir ekoloji harekete dönüşmesi konusunda da bir perspektif sunma imkanına sahip olabiliriz diyorum ben kısaca. Çiğdem var mı senin ilave edeceğim şeyler? Canım sağ ol. Ben toparlayıp bitireyim. Olur. Evet. Şimdi bir Efna'ya teşekkür etmek istiyorum. Sorusu önemli. Şöyle bir şey paylaşacağım. Share yapayım. Görüyorsunuz mu? Görün. Bu Efna sayesinde duyurusunu yapıyor olmak güzel oldu. Şimdi bu sticker kar değil insan diyen küresel iklim grevini çağıran 25 Mart çağrısı. Buradaki aktivistler de İsviçre'deki iklim grevi aktivisti 3 arkadaş var. Liv Strat diye Hollanda gelecek için cumalar aktivisti. Artı Türkiye'den genç iklim aktivisti olarak Gökçe diye 16 yaşında genç bir aktivist konuşmacı olacak. Nuray Onuk da bizim iklim krizi çalışma grubu kolaylaştırıcımız. Simultane çeviri yapacağız. Bu gelecek için cumaların aktivistleriyle
bizim tartışma grubuna da geldi ya, çalışma grubunun parçası olanlar görmüştür. Olmayanlar da lütfen bu kadar konuştuktan sonra bizim çalışma grubuna aktif katılmak üzere telefonlarını iletirse ya da bizimle ilişkiye geçerlerse onları da çalışma grubuna katalım. Bu toplantının faydası da bu olsun. Neyse, kısa keseyim. Oradaki bir tartışma şey, kar değil rant olsun diyen bir arkadaşımız vardı. Öbürü biz insan merkezli değiliz, niye kar değil insanlar deniyor tartışması vardı bizim grupta. Artı bu, şunu bir kapatayım. Bu yarın akşamki toplantı, oraya gelip bu tartışmaların parçası olmanızı önemsiyorum ama sadece siz değil de gençleri davet edebilir misiniz? Yani gerçekten bu arkadaşlar 16-18 yaş arası, 18 yaş altı arkadaşlar. Mümkünse çevrenizdeki gençleri bu politikadan uzak tutma halimizden çıkıp da hepsi, çünkü iklim krizinin farkında, hepsinin ödevleri var iklim kriziyle ilgili. Hepsi Greta'dan haberdar artık. O yüzden lütfen çevrenizdeki gençleri buraya davet edin diye rica ediyoruz. Gençlere ulaşmanın yolu önce kendi yakın çevremizden başlıyor. Bir bunu kapattım. Bir tane daha bir şey paylaşacağım. Bu da, şunu büyütebilecek miyim? Bunu görebiliyor musunuz? Neyse, burada bu metin küresel iklim aktivistleri tarafından yazılan metin. Biz bunu paylaştık. Çalışma grubu koordinatörümüz Simin Gürdal bütün gruplardan koydu. Bu metni biz yazmadık. Uluslararası düzeyde gençlerin çağrı metni bu. Neden kar değil insanlar dediklerini de onlarla birlikte konuşuruz. Güzel bir muhabbet olur ama. Bir de cis, öz erkeklik diye bir şey var. Bu da parti meclisi tartışma grubunda tartışıldı. Kapitalizmin sorunlarını öz erkekliğe bağlamanın doğru olmayacağı gibi bir tartışma vardı. Buradan bir şerh koyan arkadaşımız vardı. Bu tür tartışmalar açısından da farkındalık yaratmak, işte bu meselenin gençlerle evrensel düzeyde iklim aktivisti olunabiliyor mu düzeyinde bir muhabbetin parçası olmak önemli. Siz 18 yaş üstünü davet ediyoruz ama 18 yaş altı arkadaşlarınızı elinden tutup getirirseniz olur mu? Lütfen, rica ediyoruz. Aysu bu konuda çok deneyimli. Çevresindeki bütün gençleri bizimle tanıştırma imkanı buldu. Aysu sayesinde ben de çok şey öğrendim gençlerin. Yani ortaokul düzeyinde politikadan uzak tutmaya çalışmanız gençleri gerçekten büyük hata. Onlar bir şekilde politikaya bulaşıyorlar. Hiç istemediğiniz türde politikalara da karşılaşıp hayatlarını yakabiliyorlar. O alanı boş bırakırsanız birileri doldurur. Bu kadar krizin yoğun olduğu bir ortamda hiç istemediğiniz yollarda bulabilirsiniz gençleri. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bir tane. Siz liderleri boş verin. Beni alın, ben herkese yeterim. O kesin. Söyle bir tane. Ben alacaktım da. Şimdi aileler politikaya çocuklarını politika yapsını istemiyorlar. Ama bu iklim krizi önemli bir mevzu. Buna ses çıkartamıyorlar. Yani bu konuda çalışmaya giren çocuklar için aileler ses çıkartamıyorlar. O yüzden yani ben rahat bir şekilde ulaştım. Hem kendi oğlumu da kattım. Etrafımızda iklimle ilgili daha çok gence ulaşmamız gerekiyor. Liseli gençlere, ortaokulda gençlere daha çok ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yaparsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet, şimdi bir öbür meseleye geleyim. Yarın akşam hepimizi bekliyoruz. 18 yaş altı gençlerle birlikte diye bir daha altını çizmiş olduk. Devam edelim. Bir bu tartışma meselesi. Yani gerçekten çözüm önermek, teorik tartışmalar bu işin bir parçası. Buna devam edelim.
Ancak bu harekete geçmek meselesini hiç ıskalamadan yapmak lazım. Hele Mart ayı içinde olunca harekete geçmeden durmak insanı çürütür yani. Ve o çürüyen suda nefes almak, hani o oksijeni bulmak mümkün değil. O yüzden harekete geçme zamanı Mart'ta başlıyor. 8 Mart'ta kadınlarla başladı. 19'unda ya Kanal ya İstanbul'un eylemleri, ya ekokırım açısından çok önemli. İstanbul'da HDK, HDP'nin de parçası olduğu, CHP'lilerin, bütün ekoloji aktivistlerinin parçası olduğu ekokırım haftası, orman haftası boyunca eylemler olacak. Lütfen İstanbul'daki arkadaşlar bu eylemlerin parçası olsun. Aysu bizim genelde koordinatörümüz, bu ittifaklarla, koalisyonlarla ilişkimizi sağlıyor. Artı 25'inde bu gençlerin davetine bulunduğumuz yerde bir eylem, etkinlik koyarak yanıt verelim, parçası olalım. Ben İkizköy'de olacağım. Umarım Muğla'daki yoldaşlarımızla ve çevresindeki yoldaşlarımızla İkizköy'de buluşma imkanımız olur. Nisan ayı boyunca bir kervan uzun yürüyüş yapmak istiyoruz. Buna termik santrallerin açılma olasılığı olan Eskişehir gibi örgütlü olduğumuz, yeni örgütlendiğimiz bir sürü yer var. Buralarda da kömürlü termik santral kurulma ihtimali yüksek. Çok sayıda termik santralin yıkıma uğrattığı bölge var. Buraları ziyaret edecek bir Nisan ayında termik santraller kapatılsın kampanyasını Yeşil Sol'un bütün örgütlerine öneriyorum. O yüzden bizi bir çalışma grubu kurtarmaz ya da bir meclis kurtarmaz. Bizi bütün hepimiz, her birimiz hep birlikte bir ortak bir şekilde termik santraller kapatılsın kampanyası yaparsak önemli bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden hepimizi Mart ve Nisan ayında sağlıklı ve mutlu olmanızı diliyorum. Bay bay. Hadi toplantı bitti. Bir şey söylemek isteyen var mı Hüseyin? Ayşe. Çok teşekkürler. Bir şey söylemek isteyen. İbrahim. Eş sözcülerimiz. Yoksa Efna alıp konuşacak tekrar. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Hepimizin. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık.